Selamlar arkadaşlar, ben Oktay Mercan ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son videoyu kesmek zorunda kalmıştım. Her neyse, şimdi geri oyuna döndüm ve en son şuraya hat çekiyordum. Şey transformerını koydum arkadaşlar. Medium voltage transformerını. Aman şey, low voltage. Ve şu anda gayet güzel çalışıyor. Şu içinden andezit, toprak, moprak bunları alacağım. Onun dışında şuraya cobblestone generation yapmıştık. Bunları atayım. Hadi ziyan olmasın. Bunları da ısıtayım. Andezit falan atayım bunları, ya da bunlar dursun. Cobblestone'um çok var. Cobblestone atayım. Ve toprağı buraya koyayım. Gereksizler de buraya gitsin. Artık şu bloğu atacağım yani. Bloğu da şu anda kullanmıyorum, işim yok. Buna da verebiliyor muyum acaba? Aynen, buna da verebiliyormuşum. Direkt ikiye bölelim. Güzel, burada bir 64 daha çıktı. 2 64'lük mining laser yaptık. Şimdi biz ne yapacağız arkadaşlar? Seni de alayım. Hazır enerji alet olarak kalırsın burada. Benim şey yapmam gerekiyor. MFSU. En yüksek enerji voltajını buna alacağız. Daha sonra bunlardan çeviricilerle, transformerlarla düşük seviyelere düşürürüz. MFE var, hiç sıkıntı değil. Advanced Circuit var, hiç sıkıntı değil. Advanced Machine Casing var. Ki bu da sıkıntı, pek sıkıntı sayılmaz. İki tane istiyordu. İki tane artmıştı. Steel. Aynen. Steel yapmamız gerekiyor. Ve iki tane de carbon plate yapmamız gerekiyor. Bir tane varmış zaten. Şuradan bir yarım. Aha. Sanırım tamam denk geliyor. Emin değilim. Şöyle yapalım. Aynen. İki tane de buradan böyle çıktı. Daha sonra bunları da raw yaptım ve raw'ı da hemen kompresörden koyup ikinciyi de elde ettim. İşlenmişlerdedir o büyük ihtimalle. İki tane bundan, iki tane bundan bir machine casing gerekiyor. Onun için şuradan alıp forçlayalım hemen bunu. 8 tane şöyle forçlayıp bundan da bir casing'i çıkaralım hemen. Güzel güzel. Ardından Base 2 de yaptık. Stirling Kinetic Generator. Condenser. Condenser ne işe yarıyor? Hiçbir fikrim yok. Fluid dispersion. Şey yapacaktık. MF. Evet. Steel plate'ler kaldı. Steel plate'lerde metal former'dan steel ingot. Peki nasıl elde ediliyor? Ha, blast furnace'a normal demir koyup elde ediyorduk. Hemen onu da yapalım. Bak, iron'ım varmış mesela benim. 4 tane de bir blast furnace'a, thermal centrifuge bu. Bakalım bu da çalışıyor mu aynı zamanda? Isı alıyor mu yan taraftan, onu test etmek amacıyla. Yoksa bunu yeniden düzenleyeceğim. Sanırım bu almıyor bu ısı olayını.
Aynen, yoksa çoktan ısınırdı bu. Şunları düzenleyelim bir. Ha ama dur bir saniye, evet. Isınmıyor çünkü elektrik ısıtıcısı burada çalışmıyor. Türkçe'de bozuldu. At gitsin. Onun için hemen elektrik ısıtıcımızı çalıştıralım. Güm güm güm, sen öyle çerez gibi git. Evet, gene coil yapmamız gerekecek. Of. Coil için tekrardan tabii ki copper forçlayacağız. Copper forçladıktan sonra bu bunları keseceğiz. Kestikten sonra gerekli miktara ulaşmış sayılırız. Oluruz inşallah. Bu arada bunu hemen şuradan birazcık demir alayım şöyle. Şuradan hemen birazcık keselim. Yeter bu kadar. O kadar çok yapmayacağım ama bir iki tane yapalım. Değil mi? Elimizde bulunsun. İleride belki lazım olur. Tamamdır. Şimdi. Pat 20U veriyor. Ve ısınmaya başladı. Tamam. Şu anda elektriğimizin yetmiyor olması lazım, yani üretimimizin. Aa, tuhaftır ki yetiyor. İlginç. Yatalım, akşam olmuş. Neyse, tamam. What? Tamam, illa first person'a geçiyor orada. Şu emaneti de çekelim. Çok güzel tutuyor elimizde. Ama olsun, o kadar olsun. Şu dust'ı da işleyeyim. Hemen şuraya koyayım. Copper'ımı versin benim. Altmış bir tane demir mi ne ara oldu lan benim burada? Onu hiç anlamadım. Şu üst tarafa gene bundan vereceğim. Ya o değil. Heh, bu. Reaktör çalışmıyor. Şu an için reaktörü çalıştıracak bir sebep görmüyorum. Aa, bu elektrik almıyor. Neden? 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 Buna kablo mu gitmiyor? Bir dakika. Aynen, buna kablo gitmiyor. Peki neden? Bunun kablosu yanmış mı? Her neyse, buna da bir kablo koyalım. Hadi bunu da kaplayalım. Şuraya bir tane copper kablo koymam yetecek. Ardından bunlar çalışır. Yanlışım yoksa oradan elektriği alırken gördüm bunu ve bunların artık birazcık evet, bunu birazcık uzun sürüyor. Kabul ediyorum bunu. Buralarda güzel. Bu da binde. Direkt koyduğumuz zaman takır 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 eliyor. Acımadan. Kompresörden hemen şunu dolduralım. Tamam, bunlar okey.
Ya bence bu kabloların burada olması benim hoşuma gidiyor. Neden bilmiyorum ama bana daha çok endüstriyel gözüküyor. Daha endüstrik gözüküyor. Yani neyse. Acaba otomatik kapı düzenlemesi düzeneği yapabilir miyim? Emin değilim. Tamam, bu çalışıyor. Şimdi biz ne yapıyorduk? MFSU yapıyorduk. Bunun steel'ları oluyor. 6 burada. 6, 12. Şöyle yandan 12 daha 24 etti. 6, 12, 24 daha 36 tane gerekiyor demiştik. 50 var bizde. Şöyle 38, 36. Okey. Advanced yapmak için de gerekecek tabii ki bunlar. Dolayısıyla bize bol bol lapis gerekecek. Şimdi bunlar kolay kısmı. Advanced circuitlar iki tane yapmamız gerekecek bizden. Bunun çok üretimi bizi zorlayacak birazcık. Ve enerji kristal gerekecek. Enerji kristali de 4 tane çıkacak. Toplamda 6 yapacağız. Bir tane için 4 gerekiyor. 6 kere 4, 24'ten direkt olarak buradan bize 24 tane diamond gerekiyor. Şimdi ben şuradan 6 tane çıkarabileceğim ama benim şeye ihtiyacım var. Neye ihtiyacım var? Bir dakika. Aynen, benim bu su içinde falan şey aramam gerekiyor. Su içinde falan benim birazcık girip clay aramam gerekiyor. Clay bulduktan sonra da şey yapmam gerekiyor. Bununla tuğla zımbırtısı yapmam gerekiyor. İşte teknoloji böyle bir şey ya. Suyun altında çatır çatır kesiyoruz, kırıyoruz yani. Acımıyor. Bunları pişirmeye hiç endişe duymuyorum çünkü induction furnace'ın bu işin altından çok iyi gelir. Bununla ne yapılıyor diye şöyle hemen bir bakalım. Ne yapıldığını biliyorum. Bununla brick yapılıyor. Brick'te de şu bricks yapılıyor. Bununla da işte bu dediğim işlemimizde yapılabiliyor. Yani aslında obsidiyana hiç gerek yok. Bununla bu işi halledebiliriz. Tabii bunun için ben hemen şunları bir indüksiyon fırınında pişireyim. Bu clay'lerde gereksiz olarak burada dursun. Sen burada dur. Craft için gerekeceksin. Hatta seni de senin içine dahil edeyim. Ben şuradan bir tane alıp hemen şunları da tamamlayayım, diamondlarımı. Şöyle birazcık tuğla alalım. 7 tane yeterli. Alalım ve arasına koyup bunu da işleyip elmaslarımıza merhaba diyelim. İşte bu ya, işte bu ya. Aramak ve görmek istediğim şey bu. 6 tane diamond. Diamondlar başka ne için kullanılıyor? Inscriber'da şunu yapmak için kullanılıyor ki ona geleceğiz. Daha ona zamanımız var. Hunter Weapon Table. Hunter'a aslında şimdi birazcık da Hunter'da oynayabiliriz arkadaşlar. Pek fena olmaz. Bunları da gereksizin içine atayım. Sen de şöyle gel.
Hadi iyi bir şey çıkması dileğiyle. Soul Sand çıktı. Fena değil. Tamam. İşlenmiş şeylere sen gel. Toprağa sen git. Artık Erol'lara falan ihtiyacım yok. Ben Bakasya'da daha o bitirdi bile. Evet, 36 tane Nepotron kristali için yaptık. 6. Bize başka ne gerekiyor? Hemen şöyle bir bakalım. MF'ye şu anda bizim ana enerji kabul etme depomuz. Advanced Machine Casing doluyor. Advanced Circuit gerekiyor. Bir tane Advanced Circuit yapalım. Ana parçamız için. Şöyle bundan koyayım. Ardından bunu bir circuit haline çevirelim biz. Şundan ve şundan alalım. Birazcık demir alalım ve başka redstone forge hammer'ım gerekecek. Umarım idare eder. Şöyle bundan bir tane yapalım. Ondan önce şunları bir hoppa diye buna çevirip ikiye bölelim. Bunları da bu şekilde yaptık. Dört tane yanlara, iki yana, iki de yana diye bir tane Advanced Circuit'ımızı yaptık. Tamam. Şimdi bu da bizim diğer bir şeyimiz. Tabii ki bunlar dahil olmayan MFSU'nun ana parçaları için gerekli olan şeyler. Lapotron kristali için iki tane gerekiyor bunlardan. İki. İki. Ve bize altı tane gerekiyor. Altı kere 2'den 12'yi hemen buradan elde ettik. Yani bizim 12 tane Advanced Circuit yapmamız gerekiyor. Ki Advanced Circuit için 12 Redstone, 12... Hayır. Redstone daha fazla. Bunları 2 ile Redstone'u 4 ile çarpacağım. O değeri buluyorum. Ve benim 12 tane de şeye ihtiyacım var. Elektrik Circuit'a. Elektrik Circuit içinde 12 tane olduğuna göre... ha. 72 tane falan bunlardan böyle uçuk kaçık bir rakama ihtiyacım var bundan. Yani baya benim kaynağa ihtiyacım var. Büyük ihtimalle onları video dışında yaparım. Çünkü o kadar çok uzun sürüyor arkadaşlar. Bu bölüm birazcık evet kısa olacak. SU yap diye şunu ekleyelim. Akşam olmuş. Uyuyalım. Ve normalde de akşam olmuş. Şu anda gece 12'ye yaklaşıyor saat. Buradan hemen şunları bir yeniden fulleyeyim. İşte bu ya. Overclock şeyi basmış gibi işliyor. Bu slaglerle ben şey elde edebiliyordum değil mi? Coal dust elde edebiliyordum. Evet bak bir coal dust elde etmenin daha yolunu buldum. Neyse. Neyse. Tamam. Ve bu arada tiny pile of gold dust veriyor. Bunlarla da gold yapıyoruz zaten. 9 tanesini kompresörden geçirip de elde edebiliyormuşuz. Aynı şey. Isımız şu anda full. Bunlar da güzel. Hava güzel. Bir madene mi insem manuel olarak diyeceğim.
Ama şuna bir bakayım. O çok güzel. Lapis bayağı getirmiş bize. Lapis. Güzel. Kömür aradık az önce, bulamadık ama getirmiş şu anda. Onun dışında Bika. Şunları alayım, bunları bırakayım, bunu bırakayım böyle. Bunları içinden alayım ve işlemeye bırakayım. Şöyle yaparsam daha hızlı olacak. Tak 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 tak. Oha. Tamam, bu bayağı hızlı oldu. Bu kadarını beklemiyordum. Bu normal kaynak kömür olarak geri döndü bize. Uhuhuhu. Evet, ikisini de şu anda üretiyor. Güzel. Güzel. Şöyle güzel skinimle ve güzel bir hava durumu ile selamlıyorum size arkadaşlar. Evet, birazcık şu anda işsizliğe dönmüş olabilir durumum. Cidden işsiz işsiz takılıyorum yani şu anda. Ve acıktan artık yürüyemiyorum. Elma ver. Elma. Bir tane elma ya, bu kadar çok olamaz yani. Bu arada aynen buraya bıraktım. Bunları da götürmüyor gördüğünüz gibi. Altına koyduğum hopper büyük ihtimalle boşmuş bu da. Bunlar da boş ama bu götürmüyor. Demek ki bunlar düzgün çalışmıyor. Bunlara da bir bakmak lazım. Ben şunları içinden alayım. Şuraya bir sıra böyle kömür yeter. Bu kadar şey yapmamıza gerek yok. Hani. Tamamdır, burası böyle güzel hoş hoş takılsın. Zaten o kadar kullanamıyor bile. Minecraft tekrardan 1 GB mı olmuş? Bak sen. Ona bir el atmam gerekecek açıkçası. Demir crushed şeyimizi buraya bırakalım. Bu neden iş görmüyor? Hiçbir fikrim yok. Bozuldun mu? Çalışmıyor mu? Yoksa elektrik mi almıyorsun? Ne yapıyorsun? Doldun mu yoksa? Termal centrifuge koyalım bunları da, artık ne yapalım yani. Sekiz. Sekiz. Buraları birazcık daha bunlardan yapabilirim aslında, varsa elimde eğer. Pampa koyalım ve pamptan hemen. Allah Allah, burası elektrik almıyor. Ciddi ciddi, burası elektrik şey yapmıyor. Transferi yapmıyor. Neden yapmıyor hiçbir fikrim yok. Elektriğimiz bitmedi çok şükür. O kadar şey durumda değiliz. Ama burası elektrik. Yani tuhaf. Bunda da bir gene bug oluştu herhalde. Emin değilim. Şu anlık şunu şöyle alayım. Tamam, burası da tamam. Burada sonuncuyu yapıyor. Hemen şöyle 7 taneydi burada. Doldura koysun o. Ben hemen şuradan
Bunları atayım. Kömürleri de şöyle koyayım. Şunu da bırakayım. Kömür kalmış elimde. Dust da rahat gitsin. İkiye böl şöyle bunu. Şöyle çıkartsın bu. Evet, sen ısın ve elektrik üret. Steel ingot. Termal santrifüjden geçirip bunu tekrardan şey elde edebiliyordum. Dolduralım. Aslında buraya 8 tane yeter. Çünkü ekstra bir depo olarak da kullanabilirim. 6, 7, 8. Şuraya da 2 tane bırak. Ha, bunun içinde gaz var değil mi? Doğru. Yo. Aynen, gaz var bunun içinde. O zaman bunları bitirmem gerekiyor. Neyse, şuradan çıkarsa 2 tane alırız buradan. Zaten 2 tane kullanacak burası büyük ihtimalle. 6 tane falan kullanıyor diye biliyorum. Hiç bu arada bunu yaptık da bunu hiç uğramadık yani buna. Belki bu hazmat kıyafetlerimi yenileyebilirim. Başka da yapacak pek bir şeyim yok. Scrap şey Mass Fabricator. Bu da çok bir şey istemiyor aslında. Hatta bu MFA'den daha kolay. Aslında bunu yapabilirim ilk başta. Ama enerji gerekiyor tabii ki. Ve enerji her şeyden önce geliyor. O zaman tamam, bir Mass Fabricator ve MFSU yapalım. MFSU ve Mass yap diyelim. Ve artık şöyle bir bakayım. Bu bölümünde burada sonuna gelmiş olalım. Biliyorum bu bölüm de biraz daha kısa oldu ama öyle pek yapacak bir şeyim yok. Ben bunun sorununu çözeyim en başta. Ardından bunları düzenleyeyim, toparlayayım. Ardından bu arada bu işini bitirmiş. Şöyle bakalım. Tamam, bu büyük ihtimalle şu anda bedrock'a kadar gitti. Ve artık işin tamam diyebiliriz senin için. Sen kapat kendini. Ben bunu toplayayım. Şuralarda bir yerde yeni bir yere koyayım. Mesela şuraya falan koyayım, bırakayım. Ardından bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.